Sevgili arkadaşlar, bu videoda size kullanmadığınız potansiyelleri nasıl aktive edip kullanarak hayatınıza güzellikler katarsınız, onu anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz sizin aslında içinizde bulunan o altın pırlanta değerindeki zenginliği gün yüzüne çıkararak, yani hayatınıza yansıtarak nasıl rahat bir hayata ulaşırsınız, daha ferah, huzurlu bir hayatı keyifli bir şekilde yaşarsınız, onu anlatacağım. Şimdi istatistiklere göre arkadaşlar, insanlar genellikle en fazla içindeki potansiyelin %10'unu kullanıyor. Yani 10 tane potansiyelinin sadece bir tanesini kullanıyorlar. 9 tanesi hiç kullanılmıyor. Şöyle örnek vereyim sevgili arkadaşlar. Sizin yatak odanızda bir kasanız var. Yani bu kuyumcuların kullandığı bir tonluk kasa var. Öyle düşünün. Anahtar sizin elinizde. Siz her an oraya gidip kasayı açıp içindeki altınları kullanabilirsiniz. 1 milyon euroluk içeride altınınız var. Öyle düşünün. Fakat insan hayatın meşgalesinden dolayı, yani bulunduğu o spiral dedikleri işte o çarktan dolayı, o çarkın içerisinde dolaştığından dolayı bir türlü vakit bulamayarak o kasayı açamıyor. Yani o içindeki altını göremiyor sevgili arkadaşlar. Yani öyle bir kasanın olduğunu bilmiyor. Öyle mal varlığa sahip olduğunu bilmiyor. Bilmediğinden dolayı, yani onu açıp da bakamadığından dolayı, vakti olmadığından dolayı, kendini tanıyamadığından dolayı ne yapıyor? Sefiller gibi yaşıyor. Sadece o hayatındaki %10'luk kısımla yetiniyor. Sefiller gibi yaşıyor. Ya şöyle düşünün. Sizin büyük bir malikaneniz var. İçeride belki 500 tane odası var. Malikane, çok güzel bir malikane. Malikanenin önünde de bir kümes var, tavuk kümesi. Siz öyle düşünün. O potansiyelini kullanmayan insanlar o kümeste kalıyor. Ve ondan sonra şikayet etmeye başlıyor. Ya burası çok kokuyor. Burası soğuk. İşte burası çok sıcak. Burası çamurlu diyerek şikayette bulunuyor devamlı. Aslında sahip olduğu ne var? O arkaya baksa şöyle, bir görse 500 odalı malikanesi var. Veya tekeri patlak bisiklete biniyor, devamlı şikayetleniyor. Ya bu bisiklet gitmiyor, tekeri eğri, tekeri patlak. İşte 20 seneden beri kullanıyorum diyerek sürekli şikayetleniyor. Aslında şikayetlenmeyi bıraksa, o çarktan çıksa, gözünü açsa, kendini tanısa, kullanmadığı potansiyelini görecek. Yani garajı var. Garajında en lüks Mercedes'i var. Çalışır durumda duruyor. Çalışıyor. Arabanın sesi geliyor. Yapacağı şey ne? Onu keşfetmek. Yani insanın kendini tanıması, potansiyelini görmesi ve o %90'lık kısmı kullanması. Kullanırsa ne yapacak? O Mercedes'i alacak önüne, tamam mı? Binecek o arabaya ve yolculuğu, o hayat yolculuğu çok kolay geçecek. Yani o arzuladığı, herkesin aslında arzuladığı o refah hayat, bolluk ve bereketi bol olan o hayata ulaşacak aslında. Peki insan kendini nasıl tanıyacak? Şimdi bir insanın aynanın karşısına geçip kendini tanıması mümkün değil. Çünkü kendisi kendini tek başına tanıyamaz. Dışarıdan birisi onu ona tanıtması lazım. Peki dışarıdaki insan onu nasıl tanıtacak? Bakın, şimdi senin karnın ağrıyor, miden ağrıyor, öyle düşün. Sen midende ülser olduğunu düşünüyorsun. Ama dışarıda bir uzmana gittiğinde, bir doktora gittiğinde ne yapacak o? Seni analiz edecek, test yapacak, kanını alacak. Laboratuvardan gelen testlere göre sana ülser olmadığını, miden rahatsızlığın başka bir şeyden geldiğini sana söyleyecek, değil mi? Çünkü sen kendi başına kendini tanımaya çalışırsan yanlış teşhis koyabilirsin. Ama dışarıdan bir uzman seni sana tanıtırsa analizle, testlerle, o zaman daha iyi tanımaya başlarsın. Zaten kendini ilk önce ucundan görmeye başlarsan, yani şöyle kırmızı bir ip gibi düşün. Çekmeye başladığında, yaklaştıkça, o kırmızı ipi çekmeye başladıkça kendini daha çok tanıyorsun. Yani ipi çekmek aslında ilerlemek, kendini tanımak. Neyle oluyor? Kişisel gelişimle oluyor. Kendini tanımak, kendini geliştirerek oluyor.
ve kendini geliştirmeye başladıkça, ipin ucunu çektikçe sen aslında kendini tanıyorsun. Kendini tanıyınca da ömrünü ziyan etmiyorsun. Yani o içindeki potansiyeli kullanmaya başlıyorsun. Sevgili arkadaşlar, insanların genellikle 8 tane zeka alanları var. Yani 8 bölümü var. Tamam mı? Yetenekli olduğu bölümler var. Bu bölümlerin bir araya gelmesiyle aslında zihin haritası oluşuyor. Şöyle örnek vereyim. Hepsi dengeli olduğu zaman şu şekilde zihin haritası oluşuyor. Sekizgen. Sekizgen sevgili arkadaşlar. Burada insan kendini tanımaya başladığınız zaman bu dengeli olmadığını görüyor. Yani burada bazı zeka alanları düşük, bazıları çok güçlü oluyor. Ama test sonucunda bunun eksik olan bölgelerini bulduğunda, eksik olan bölgelerini buldu. Mesela şunları yüksek, şuna düşük, şu iki tanesi düşük. Bunu fark ettiği zaman kişi ha diyor, ben bunu değiştirebilirim, bunu güçlendirebilirim. Ve bu kısmı da güçlendirdiği zaman, yani kendini tanıdıktan sonra güçlendirdiği zaman bu dengeli bir hayat oluyor sevgili arkadaşlar. Dengeli bir zihin haritası oluyor. Ama ilk önce tabii kendini tanıması lazım. Yani benim geliştirmem gereken potansiyelim nelerdir ve gelişen bölümler nelerdir? Geliştirmesi gereken bölüme ağırlık verdiğinde o bölgeler gelişiyor ve o kullanmadığı o %90'lık potansiyel vardı ya, hani kasanın içerisinde bulunan altın, pırlanta, işte neyse, o değerli varlıkları kullanmaya başlıyor insan. Kişisel gelişim nedir? Kişisel gelişim sana özel bir gelişimdir. Yani sen ilk önce kendini tanıman lazım. Benim eksiğim nedir? Yani geliştirilmesi gereken bölgeler nelerdir? Bu kendini tanıdıktan sonra oluşuyor. Yani sen kendini tanımadan önce veya o uzman sana seni tanıtmadan önce bunu anlayamıyorsun. Ve genel gelişim yapmaya çalışıyorsun. Yani sana lazım olmayan kısımları da geliştirmeye çalışıyorsun. O zaman dengesiz bir genel gelişim oluyor. Ama kişisel gelişim neyden sonra oluyormuş? Kendini tanıdıktan sonra gerçek kişisel gelişim oluyor. Kendini geliştirmeye başladığında zaten o içindeki o kullanmadığın potansiyelleri kullanmaya başlıyorsun. Veya biraz önce dediğim gibi yatak odasında bulunan o kasa vardı ya, bir tonluk kasanın içerisindeki altınları, pırlantaları, o dolarları, euroları keşfediyorsun ve ondan sonra onları kullanmaya başlıyorsun. Ondan önce kullanamıyorsun. Peki kendini nasıl tanıyacaksın? Şunu söyleyeyim, kendini tanımanın tek yolu var. Doğru rehber bulacaksın. Yani sana yol gösteren, sana mentörlük yapan, senin önünde bulunan bir şoför öğretmeni gibi sana yol gösteren birisi gerekiyor. Yani doğru bir uzman gerekiyor. Seni iyi analiz edebilecek, seni test edip sana güzelce önüne senin test sonuçlarını çıkarıp sana gösterebilecek birisi lazım. Yani ağzına bal süren değil, böyle tatlı dille devamlı seni hoş edeyim diye uğraşan birisi değil, sana gerçekleri söyleyen, yani real talk yapan birisi olması lazım. Bu şekilde sen de kendini tanıyıp kendini geliştirebilirsin. Ve içindeki kullanmadığın o %90'lık potansiyeli ondan sonra kullanabilirsin. Zaten o potansiyeli kullanmaya başladığında hem huzurun artıyor, hem başarın artıyor ve istediğin o refah hayata da ulaşmış oluyorsun. Bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için yapman gereken aşağıdaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.